Sevgili öğrencilerim merhabalar. Şimdi üçgende alanın 7. köşe taşında kalmışız. Hemen başlıyorum gömmeye. Evet, burada da ikiz kenar bir üçgenle karşı karşıyayız. İkiz kenar üçgenin alanını soruyor. Biz ikiz kenar görünce tabanına şu dikliğimizi bir kere indirecektik. Bu bir. Bu diklik aynı zamanda açıortay ve aynı zamanda da kenarortay olacaktı. Yani 15-15 burayı böldük. Kayı kuralı yaptım. Sonra burada bakın 8-15-17 üçgenini gördüm. Yani yüksekliğim de 8 oldu. Artık yüksekliği biliyorum 8. Tabanım zaten 30'du. Çarpıp 2'ye bölüyorum dostlar. Ve şununla da şunu sadeleştirdim. 4. 4 ile de 30'un çarpımı 12 0. Yani 120 geldi. Ceyhan'dan çıktı cevap. Evet. Bir ikiz kenar üçgen daha. Hemen tabanına dikliğimizi indirelim. Bu diklik tabanı 2'ye bölsün, açıyı 2'ye bölsün 60-60 diye. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı yarısı olacak 6. 60'ın karşısı da 6'nın köküç katıdır 6√3. O halde burası da 6√3. Ve bakın artık yüksekliği biliyorum 6. Tabanımı biliyorum 12√3. Taban çarpı yükseklik bölü 2'yi paketliyorum hemen. 6 çarpı 12 √3 bölü 2'den... 36√3 çıktı. Yani Edirne geldi sorumuzun cevabı. Yeni nesil bir soru sormaya çalışmışam da şekil doğramacında yangının diğer bölgelerine kolay müdahale etmek için açısal doğrulan açılan doğrusal yollar görülmektedir. AB 10, BC 16, AC 10. Planlanan ABC üçgensel bölgesinin alanı. Evet, yani burada da şurayı 10 vermiş, burayı 10 vermiş, burayı 16 vermiş ikizkenar üçgen. Tabanına hemen bir diklik indiriyorum. Bu diklik tabanı 2'ye bölüyor. 8, 8. Ve burada 6, 8, 10 üçgeni çıktı. 6'yı yapıştırdım. Artık yüksekliğim 6. Tabanım 16 bölü 2'den 6 kere 8, 48 çıktı. Yani Denizli'den geldi sorumuzun cevabı. Evet. 7 numarada tamam. 8 numaralı köşe taşındayız. Eşkenar üçgenin alanı nedir diye soruyor. Bir kenarını vermiş. Hemen bir küçük eşkenar üçgen çizeyim buraya. Bir kenarını 8 verdiği için yüksekliği indirince burayı 4, 4 diye bölecek. Ve 30, 30 diye de açıyı bölecek. 30'un karşısı 4 ise şuradaki 60'ın karşısı 4√3'tür. Ve eşkenar üçgenimin alanını bulurken tabanım 8. Yüksekliğim 4√3 bölü 2'den 16√3 gelir sorumuzun cevabı. Eşkenar üçgenin alan formülünü aklınızda tutunuz arkadaşlar. Direkt formülü şudur. Bir kenarının karesinin √3 bölü 4 katıdır. A kare √3 bölü 4. Eğer buradan da aklınızda tutabilirseniz böyle yapsanız daha kolay olur sizin için. Yani A'nın karesi dediğimiz 8'in karesi 64. √3 bölü 4'ten 4 ile 64'ü sadeleştirdim. 16√3'ü böyle de bulabilirdim. Geldim buna. Yine bir eşkenar üçgen ve 6, 8, 10 üçgenidir bu. Şurası da 10, burası da 10. Boyalı bölgenin alanını soruyor. Biz şimdi ne yapacağız? Büyük üçgenin alanını bulacağız. Yani eşkenar üçgenin alanı A kare √3 bölü 4 diyeceğiz. Eşkenar üçgenin alanına. Bundan şu ortadaki beyaz dik üçgenin alanını, dik üçgenin alanı neydi? Dik kenarlarının çarpımının yarısını çıkarttığımızda boyalı alan kalacak elimize. Hadi bir hesaplayalım. 100, 4'e böldüm 100'ü 25√3 yaptı. Eksi 6 kere 8 48, 2'ye bölünce de 24. 25√3 eksi 24. Bakın Adana'da zaten mevcut. Hemen işaretledim. 3 numara. Eşkenar üçgen ağırlık merkezi etrafında saat yönünde 60 derece döndürüldüğünde şekil 2 oluşuyor. Buna göre boyalı alanın, boyalı olmayan alana oranı nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi hemen şöyle yapalım. Şuraya 1 diyelim, 1 diyelim, 1 diyelim. Eşkenar üçgen ya bunların hepsi. 1, 1, 1. 1, 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 1. Şimdi boyalı bölge şunlardan bir tanesinin alanı A kare yani 1'in karesi √3 bölü 4'tür. Bir tanesini buldum. Kaç tane var bundan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Çarpı 6 dediğimde işte bu bizim boyalı bölgemizin alanı. Şimdi boyalı olmayan şu ortadaki düzgün altıgen dediğimiz alanı bulacağız arkadaşlar. Bakın onu da düzgün altıgenin
aslında alanı dediğiniz şey şöyle, köşegenlerini çizdiğinizde 6 tane eşkenar üçgenin alanıdır. E yani bunun da alanı bunun aynısıdır. Çünkü 1'in karesi kök 3 bölü 4 çarpı 6. 6 tane var çünkü. İşte bu da boyalı olmayan alan. E ikisi de birbirine eşitse bunların oranı 1 çıkar. Yani cevap Adana'dan gelir dostlar. Evet. Çevirdik, 9 numaradayız. Hemen 9 numarayı çözelim. ABC bir üçgen, 5'e 2 vermiş. Alan ABD eksi DBC. Arkadaşlar, 2 tane üçgen görüyorsunuz burada. Aslında bir de büyüğü sayarsak 3 tane. Ve bu iki üçgenin tabanları 5 ile 2 doğrusal çizgi üstünde. Tepe noktaları da Bursa ikisinin. İşte bu iki şart sağlanıyorsa. Hangi iki şart hocam? 1. Tepe noktaları aynı nokta olacak. 2. Tabanları doğrusal olacak. Bu durumda üçgenlerin alanlarının oranı tabanlarıyla doğru orantılıdır. Yani bunun alanı kesin 5'in bir katıdır, 5A. Bunun alanı kesin 2'nin bir katıdır, 2A. Ve toplam 7A'yı bize 49 vermiş bu amca. Demek ki A 7. Bize de farklarını soruyor. 5'ten 2 çıktı, 3A'yı soruyor bize. 3 kere 7, 21'i paketledim dostlarım. Geldim buna. Oranları vermiş. Önce bir oranları yerleştirelim. Şimdi BD'ye 1K, DC'ye 4K. Sonra AE ile EC. Buraya M, buraya 3M. Alan ABC, yani tamamını 25 vermiş. Hadi alanları kıyaslayalım. Bakın M ile 3M'yi kıyaslayacağım dostlarım. İkisi de doğrusal ve tepe noktaları denizli. M'ye A dersem 3M'ye 3A demek zorundayım. Çünkü kenarlarının oranı 1'e 3, alanlarının oranı da 1'e 3. Şimdi de 4K ile K'yı kıyaslayacağım. Sakın ha 4K'ya A düşmüş demeyin. Çünkü A düştü derseniz tepe noktasını Edirne kabul etmiş olursunuz. Ama bakın K'nın tepe noktasına bakın, A. O yüzden 4K'nın da tepe noktası A olana kadar gideceksin yukarıya. Dolayısıyla 4K'ya 4A düşmüş, K'ya A düştü diyeceksiniz. Yani 5A'lık alan buldunuz tamamını. 5A'yı bize 25 vermiş, A eşittir 5 çıkar. Zaten DEC A'yı istiyor bizden, 5'i paketledi. Geldim buna. S1 bölü S2'yi istiyor bizden dostlarım. Bakın bunun için konu anlatım videomda pratik bir yol öğretmiştim. Şöyle ki en üstteki üçgenin alanı şu iki kenarın çarpımıdır. 1 kere 5, 5A'dır. Peki büyük üçgenin alanı yine iki kenarının çarpımı. 5 kere 6, 30. 30A diyeceğim tamamına. 5A'sı buradaysa buraya da 25A kalacak. Bu pratik yolu arkadaşlarım izleyebilirsiniz konu anlatım videomda. Ve buradan da S1 bölü S2 istiyor. 5 bölü 25. 5 ile de 25 sadeleşirse 1 bölü 5 gelir cevap. Evet. Yine benzer bazı kenar uzunlukları verilen karton kesilerek 3 tane alan elde edilmiş. Buna göre A2 bilmem ne bilmem ne. Şimdi M'ye A1 düşmüş. Yani M'ye A düşürürsek 2M'ye 3A düşer. Pardon. 2A. Sonra K ile K'yı kıyaslayacağım. Bu K'ya 3A düşmüş buraya kadar. Bu K'ya da 3A düşecek. Şimdi bakın ne oldu? A2 2A oldu. A1 A oldu. A3 3A oldu. Yani 2A'dan da A çıktı. A bölü 3A'yı istiyor. A'lar gitti. Bursa'yı işaretledim ben de. Evet, 9 numarada tamamdır. 10 numaralı köşe taşındayız. Burada da kenar ortaylar çizilmiş. Dostum, üçgenimin birinci kenar ortayı, ikinci kenar ortayı, üçüncü kenar ortayında ben çizdiğimde 6 adet alanları eşit olan üçgen karşımıza çıkar. Bu kenar ortayın alan dağılımıdır dostlarım. Ve bize BFE'yi yani A'yı 5 vermiş, tüm üçgenin alanını 6A'yı istiyor, 30'u paketledim hemen. Bakın aynı muhabbeti burada da yapmış. G ağırlık merkezi ise bunların her biri kenar ortaydır. Yani 3'tür, 5'tir, hatta 6, 10,
O zaman burası 8, 4, 4 diye de yazdım. Ve her bir üçgenin alanı birbirine eşit demiştik, değil mi? 3 tane kenarortay çizildiğinde. Peki ben bütün üçgenin alanını bulabilir miyim? Yani 6A'yı. Dik üçgen olduğu için dik kenarlarının, yani 6 ile 8'in çarpımının yarısıdır. Yani 24. 6A 24 ise A eşittir 4 gelir. Zaten bana da A'yı soruyor. Hadi buradayız. Yine demiş ki işte ABC üçgen, G ağırlık merkezidir demiş. AB ile neresi eşitmiş? AC. Yani bu aslında bir ikizkenar üçgenmiş. AB ile AC birbirine eşitmiş. Tamam. Dolayısıyla bu kenarortayı ben şöyle aşağıya doğru devam ettirirsem ikizkenar üçgenin kenarortayı hem açıortay hem de yükseklik oluyordu. Bakın 12 12 diye de burayı böldüm. Ve burası 10 ise hani tabana bir açıya iki özelliği vardı. O halde burası 5. Burada bakın 5, 12, 13 üçgeni çıktı. Bunu da yazalım. Başka alan AGD. AGD neresi? Yani sarı bölgenin alanını soruyor. Biz şimdi şunu da çizelim dostlarım. Ve dolayısıyla 6 tane üçgenimizi oluşturduk. Bakın A yazdım. Bana A'yı soruyor. Aha biz şu A'yı bulabiliyoruz hemen. Bakın dik üçgen ya. 5 çarpı 12 bölü 2. Yani 30 geldi buradaki A. Tabii hepsi 30. Bizim aradığımız A da 30. Evet buradayız. Yine G ağırlık merkezi. O halde bunlar kenarortay. Şimdi burası 10 ise burası da 10. Tabana bir açıya 2'den burası 8. Bakın burada 6, 8, 10 çıktı. Burası 6. Burası 6 ise burası 12. Şimdi 3. kenarortayı da biz çizelim. 6 tane eşit alanlı üçgen oluşturalım. Yani şurası A ise bu da A, bu da A, bu da A, A ve A. Şimdi bize 2A'yı soruyor bakın. Biz şuradan A'yı buluruz hemen. Dik üçgen çünkü dik kenarlarını çarpıp 2'ye böldüm. 48 bölü 2'den 24 buldum A'yı. Bana 2A'yı soruyor. 2 tane 24 yani 48'i paketledim. Evet 11 numaralı köşe taşındayız. S1 bölü S2 oranını soruyor. Burada da galiba benzerlikle alan arasındaki ilişkiyi göreceğiz. Şimdi burası bir kere 3, 4, 5 üçgen. İki tane dik açı veya daha fazla dik açı görüyorsak A, B, 90 benzerliği yapacaktık. Hemen A, 90, B. A, 90, burası da B. Burada 90'ın karşısı 5. Büyükte 90'ın karşısı 7 artı 3 yani 10. İşte bu bunların benzerlik oranı. Hatta sadeleştirelim. 1 bölü 2'dir benzerlik oranı. Peki biz ne öğrenmiştik benzerlikte? Benzerlik oranının karesi... Yani 1 bölü 4 alanların oranına eşit. O halde küçük üçgenin alanı A ise büyük dik üçgenin alanı 4A. O halde S2'ye kalıyor 3A. Buna dikkat edin. Sakın Adana'yı işaretlemeyin yani. 1 bölü 4'ü bulduysan neresi 4A? Büyük üçgenin alanı 4A. A'sı burada olduğu için buraya da 3A kaldı demeyi unutma. S1 bölü S2'de 1 bölü 3 çıksın burada. Geldik bir benzerlik daha. Şimdi hemen... Şuna A diyelim. Bu da A. Şuna B, şuna C. A, B, burası da C. Benzerlik oranlarını yazalım mı dostlarım? B'nin karşısı X, B'nin karşısı 8. Bu benzerlik olan oranları. Peki bakın burada demiş ki alan A, D, E'ye A derseniz B, C, D, E. Yani şuradaki dörtgenin alanı da A. Lan o halde küçük üçgenin alanı 1A, büyük üçgenin alanı 2A. Yani 1 bölü 2 çıktı alanların oranı. Biz ne öğrendik? Benzerlik oranının karesi yani x kare bölü 64 alanların oranına eşit. 1 bölü 2'ye eşit. Buradan 2x kare eşittir 64. X kare eşittir 32. X eşittir 4 kök 2'yi paketledim. Bursa geldi sorunun cevabı. Şekilde verilen birbirine eş dikdörtgen yüzeyli klasörler bir rafa yan yana sıralanıyor. Peki. En sağdaki klasör şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna da peki. Orası X'miş. Tamam. Oluşan mavi bölgenin alanı sarı bölgenin alanının 9 katına eşitmiş. Bakın burada sarı bölge dediğimiz bir dik üçgen. Mavi bölge de bir dik üçgen. Şuraya A yazıyorum. Şuraya B. Burası 90 olduğu için burası A, burası B geldi.
ve bu iki dik üçgen sarıyla mavi benzerdir. Alanlarının oranı 9'muş. 1 bölü 9. O zaman benzerlik oranları 1 bölü 3'tür dostlarım. Demek ki bunun A'sının karşısına mesela 1K yazdıysam bunun A'sının karşısına 3K. Bunun B'sinin karşısına 1M yazdıysam bunun B'sinin karşısına 3M. Bunun 90'ının karşısına 1N yazdıysam bunun 90'ının karşısına 3N yazacağım demektir. Peki. Hocam, klasörlerin yüksekliği 36 santim. Yani 3N eşittir 36. O halde N eşittir 12. Yani genişliği 12. Şurası 12. X kaçtır diye soruyor. Siz göremediniz ama şurada yazayım ben. X kaçtır? Kaçtır? Bakın şurayı 12 buldum. Bu da 12, bu da 12, bu da 12, bu da 12. 5 tane 12, 60'tır. Dedik. Cevap Bursa'dan geldi. Evet, 11'de tamam, geldik 12'ye. İşte bakalım bu ne diyor? Alan A, B, C nedir diye soruyor. Dostlar, böyle orta tabanlar çizilip yani yan kenarları ikiye bölen doğrular çizildiğinde şu kuralı hatırlayın. Buna A dersem bir sonraki 3A, 5A, 7A, işte 9A, 11A gibi tek sayıların katı şeklinde gidiyordu. Bize 5A'yı 15 vermiş, A eşittir 3 geldi. Neyi soruyor? Tamamını. 7, 5 daha 12, 3 daha 15, 1 daha 16 A'yı soruyor. 16 çarpı 3, 48 yaptı dostlar. Geldim buna. Evet, burada da FB, DF ve AD'nin iki katıymış. Yani buna 1 dediğimde bu da 1, bu da 2'ymiş. Paralel olduğu için burada 1, burada 1, burada 2. Bir önceki köşe taşında öğrettiğim pratik yoldan çözelim mi bunu dostlarım? En üstteki üçgenin alanı 1 çarpı 1, 1A yapar. Şu üçgenin alanı 2 çarpı 2, 4A yapar. Buraya 3A kalır. 1A'sı burada çünkü. Şu üçgenin alanı 4 çarpı 4'ten 16A yapar. Buraya da 12A kaldı diyebiliriz. Bize neyi soruyor? ADE 1A. DEGF, DEGF 3A. FG, FG, CB, FG, CB. FGCB 12A dediğimiz bölgeyi bulduk. Bölgelerin alanları arasındaki oran sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. 1, 3, 12 çıktı arkadaşlarım. 1, 3, 12. Hepsinin toplamı ne yaptı? 16. 1, 3, 12 yani Ceyhan'dan geldi sorumuzun cevabı. Şekildeki üçgen tarla 3 bölüme ayrılmıştır. Bölümler arasındaki sınırlar birbirine eşit uzaklıkta ve paraleldir. Bak buradaki şurada 3 sınır var. Şunların 3'ü de eşit uzaklıktaymış. Tamam. Biber ve salatalık ekili. Biber ve salatalık ekili alanın toplamı domates ekili alanın kaç katıdır? Şimdi bunlar hep eşitse ne demiştik birinci sorumuzda? Şuna A dersek bu 3A, bu 5A. Şimdi ne diyordu? Biber ve salatalık yani A ile 5A'nın toplamı 6A, 3A'nın kaç katıdır diye soruyor. 2 katıdır dedim. Cevap Denizli'den geldi. Evet, 12 numarada tamam. Ve tarama testine geçiyormuşuz bundan sonrakinde. Onu da bir sonraki videoya bırakıyoruz dostlarım. Evet, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.